بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Çok değerli kardeşlerim, yeni bir sohbetimizde hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbimin rahmet, Feyiz, bereket, ihsan ve ikramı sizin, bizim ve bütün din kardeşlerimizin üzerine olsun. Tabii her zamanki gibi sohbetimizin başında yine alemlerin yüce Rabbi'ne Allah'ımıza hamd ve senaların en mükemmelini arz ediyor. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Ve de peygamberimiz, seyyidimiz, efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim haberdar eylesin Efendimiz'i. Değerli kardeşlerim, iki hafta beraber olamadık değişik sebepler vesilesiyle. Ama bugün Rabbimin lütfuyla, keremiyle inşallahurrahman umarım ki Ramazan'a kadar ara vermeyiz. Rabbim beraber olmayı lütfetsin inşallah. Sohbetlerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Karınca kararınca derler ya Anadolu'muzda hani. Birkaç kelimeyle birkaç cümleyle siz değerli kardeşlerimize faydalı olmaya çalışacağız inşallah. Rabbim rızasına uygun kılsın. Beraber olmadığımız sürede geçen hafta yani Miraç kandilimizi beraberce geçirdik değerli kardeşlerim. Miraç Kandili önemli bir kandiliydi. Ben geçmişte olsa değerli izleyen kardeşlerimin Miraç Kandillerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri sağlıkla, sıhhatle, afiyetle cümlemize nice Miraç Kandilleri nasip etsin. Tabii değerli kardeşlerim kandiller gelir geçer. Ömürler gelip geçiyor. Miracılar, yarın Berat Kandili, işte Şaban-ı Şerif'e giriyoruz. Birkaç kelimeyle de ondan bahsedeceğiz inşallah. Sonra Ramazan-ı Şerif, sonra ömürler, sonra ömürler böyle. Takvimden yapraklar kopuyor ama ömür geçiyor. Ömür geçiyor. Her gün, hakikaten böyle, her gün bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha Allah'a yaklaşıyoruz. Rabbim asıl cümlemize, gönül aleminde miraç neşeleri lütfetsin. Rabbim o sevdiği ve seçtiği kullarına verdiği gönül bereketini bizlere de nasip etsin inşallah diye dua ediyorum. Biliyorsunuz Miraç ki o günlerde dinlediniz artık. Vaazları dinlediniz, sohbetleri dinlediniz, programları dinlediniz. Ama bizim için en önemli tarafı değil mi değerli kardeşlerim? Namazın doğum günüydü Miraç gecesi. Ben o gün bir kardeşimi dinliyordum da bir vesileyle. Onun hatırası oldu bende. Belki bundan sonra ben de zaman zaman kullanacağım bu hatırayı latife olsun diye. Namaz namaz Miraç gecesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme emrolundu. Rabbim bize hakkıyla namaz kılmayı nasip etsin. Hani Süleyman Çelebi'nin bir sözü var ya değerli kardeşlerim. Sen ki Miraç ile niyaz ümmetin miracın kıldığı namaz diye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her halükarda ümmetini düşünen bir peygamber, bize tabi Rabbimizin lütfu, Rabbimizin keremi ve ihsanı, ama aleyhissalatu vesselam, bize namazı mirac neşesi olarak bıraktılar. Bir kişi hakikaten namazı, bu senenin başında yani Ocak ayı civarında bir namaz konusu yani tefekkürle kılınan bir namazdan bahsetmiştim. Hatırlar mısınız bilmiyorum değerli kardeşlerim. İnanın o sohbet bana bile çok tesir etmişti. Bana da çok tesir etmişti doğrusunu söylemek lazım. Yani böyle zaman zaman aslında o sohbeti tekrar etmek veya dinlemekte fayda var diye düşünüyorum. Tefekkürle kılınan namaz hakkı verilerek kılınan bir namaz hakikaten mümin için miraç neşesi oluyor. Yani böyle Rabbimizin huzuruna durduğunuzu bilerek, huslüne ve abdestine dikkat ederek, şöyle namaza biraz önce gelip, kimin huzuruna durduğumuzu veya kimin huzuruna durmak üzere olduğumuzu tefekkür ederek kılınan bir namaz. Hani şu namazı bir aradan çıkaralım hele. Namazı bir kılalım da ondan sonra ne yapacaksak yapalım gibi böyle namazı devre dışı yani böyle bir an evvel hani adet kabilinden kılıp da devre dışı bırakmak, hayatın dışında bırakmak isteyen kişilerin yaptıkları gibi namaz öyle olursa sıradan oluyor ve hakikaten sahibine fazla şey de kazandırmıyor doğrusu. Ama namazı namaz olarak kılan bir kişinin miraj edeceği ve de her namazında alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a yaklaşacağı bir hakikat. Onun için dua ediyorum Rabbim bana size ve bütün din kardeşlerimize namazın hakkını vermeyi nasip etsin rahman. Evet namaz Miraç gecesinin hatırasıdır ve de Resul-i Ekrem Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem efendimiz Hazretleri bize onu Miraç'dan gelirken aracı olmadan vahiy alarak getirmişler idi. Hani Cebrail Aleyhisselam getiriyordu ya birçok şeyi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Miraç gecesinde Resulullah'ın aldığı vahiyler bildiğiniz gibi aracı olmadan. Niye? O gün anlattık. Doğrusu ben de bu sene hemen hemen şimdiye kadar yaşamadığım bir miraç sohbeti yaşadım. Rabbim rızasına uygun kılsın değerli kardeşlerim. Yani beraber olduğumuz kardeşlerimiz bana çok güzel bir gece yaşattılar. Onlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri onlardan sonsuz razı olsun diyorum. Güzel bir Miraç gecesi sohbeti oldu ve de tahmin ediyorum 3 saate yakın e, sohbet ettik dostlarımızla, kardeşlerimizle. Ama hakikaten unutulmayacak bir gece oldu. Dediğim gibi onun evvelinde ve sonrasında o sohbetleri bana e, lütfeden, bahşeden kardeşlerime teşekkürler ediyorum. Cenabı ı Hak Hazretleri sonsuz razı olsun onlardan diyorum. Rabbim nice miraç gecelerini sağlıkla sıhhatle tekrar idraki nasip etsin diye dua ediyorum. Ama inşallah biz bir dahaki miraç gecesini beklemeden namazımızı miraç neşesine döndürmeye çalışalım diye de kardeşlerime hatırlatıyorum. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namaza bakıyoruz. Sahabe-i kiramın kıldığı namaza bakıyoruz. Selefimizden bazı insanların kıldıkları namazlara bakıyoruz değerli kardeşlerim. Doğrusu imrenmemek elde değil. İmrenmemek elde değil. Hani şöyle tadil erkanına riayetle, aklı başında ve huzurla. Hele hele o namazı bitirir bitirmez bir seccadeyi toplayıp bir bırakıyoruz ya. İşte çok şükür namazı devreden çıkardık der gibi. Öyle olmamalı. Öyle olmamalı. Ben daha evvel söyledim. Cenab-ı Hak cennette cem eylesin inşallah babacığımla. Yolculuklarda bile namaz kılardık biz. Tesbih çekilir, dualar edilir. Hatta yerine göre aşırı şerifler okunur. Ondan sonra yola devam edilirdi. Namaza hakkını vermek mümin karıdır. Mümin karıdır. Namazdan zevk almak güzel insan karıdır. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayacaksınız. اِعْمَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهْ diye buyurmuşlardı ya. Ey asabım, ey ümmetim, amel edin, Allah'a kulluk edin. Zira kim neresi için yaratılmışsa o yoldaki ameller kendisine kolay getirilir diye buyuruyorlardı ya. Eğer bir kişi namazdan zevk alıyorsa, bile bile namaz geçiremiyorsa, namazın hakkını veriyorsa ve de namaz onun için özel bir ibadetse gidiş cennetedir Allah'ın izniyle. Namazını tam hakkıyla kılan kişinin varacağı yer mutlaka cennettir diye ümit ediyorum. Hatta şöyle bir şeyi aktarmıştım ben size. Asıl saadette bir delikanlı bazı yaramazlıklar yaparmış. Sahabe-i ikram efendilerimiz geliyorlar Resulullah'a şikayet ediyorlar. Ya Resulullah bu kardeşimiz hem namaz kılıyor sizin arkanızda hem de bazı yaramazlıklar yapıyor. Sahabi olduğu için söylemeye dilim varmıyor. Resulullah buyurdular ki namazını tam kılıyor mu? Kılıyor ya Resulullah. O namaz onu bir gün kurtarır. Kısa süre sonra geldiler. Tabi Resulullah'ın o temennisi dua makamında da oldu dua sadedinde oldu eskilerin tabiriyle. Belirli bir süre sonra geldiler ve dediler ki ya Resulallah o kardeşimiz işlediği o kötülüğü bıraktı artık. E ben demiştim size. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz fahşadan ahlaksızlıktan, kötülüklerden, çirkinliklerden hoşa gitmeyen Cenab-ı Hak Hazretlerinin razı olmadığı davranışlardan sahibini alıkor. Ya eğer mümin hakkıyla namaz kılıyorsa, içinde bulunduğu bazı noksanlıklar varsa bile bir gün onları terk edecektir. Ama namaz kılmayana kimse cennet sözü veremez. Namaz kılmayana kimse cennet vaadinde bulunamaz. Ve namaz kılmamak demek kötüye gitmek demektir. Cehenneme doğru gitmek demektir. Onun için ben değerli kardeşlerimden bu ebedi cehennem anlamında kastetmiyorum. Hanefi mezhebinin görüşünü şimdi biz öne çıkarmış oluyoruz. Ama namaz borçları ödenmeden de Allahu alem bir sevap cennete girmek herhalde mümkün olmayacaktır değerli kardeşlerim. Onun için Beni dinleyen kardeşlerimden geçenlerde bir vaazımda acizane öyle söyledim. Ben bu kardeşlerime, beni dinleyen kardeşlerime faydalı olmaya çalışıyorsam benim iki ana derdim var. Bir, ümmeti Muhammed'in topyekun tamamının namazlarını kılmaları. Ben buna teşvik etmek istiyorum. Bunu temin etmek istiyorum. Bunu sağlamaya çalışıyorum. İkincisi de ticari hayatlarında faizi bırakmaları faizi bırakmaları. Yani biri namazın kılınması iyilikler yönüyle güzelliği tamamlayıcı ama öbür tarafta faiz ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tabiri var. Halika diye. Yani kökünden kazıyıcı, yok edici diye. Efendim faiz de huzuru, manevi bereketi, kazancın bereketini ve de Cenab-ı Hak Hazretlerinin rızasını kökünden kazıyıcı, yok edici bir günahtır. Onun için beni izleyen, beni dinleyen kardeşlerimden hep bunları rica ediyorum. Ne olur diyorum yani ne olur namazlarımızı tam kılalım Rahman. Hele hele genç kardeşlerimden istirham ediyorum. İslam bir bütün kabul. Ama bu bütün içerisinde, bu daire içerisinde, bu çember içerisinde namazın ayrı bir değeri var, ayrı bir kıymeti var. Hele bir kişi yaşlandığı halde namaz kılmıyorsa tehlikelidir. Cenab-ı Hak Hazretleri cezalandırır. Allah korusun, o haliyle Mevla'nın huzuruna çıkar. O haliyle Mevla'nın huzuruna çıktığı zamanda da durum korkunçtur. Durum korkunç, iş tehlikelidir. Ben zaman zaman kitap isimleri de veriyorum size. Büyük Hanefi Fakihi Ebu Leys Semerkandi Hazretlerinin Tembihül Gafilin diye bir eseri var. Gafletten Kurtuluş diye tercüme edildi değerli kardeşlerim. Gafletten Kurtuluş Ebu Leys Semerkandi Hazretleri. Oradan istirham ediyorum. Yani sıkıcı olmayacağını bilsem yani böyle bir sohbette doğrusu kitaptan okumak pek hoş olmuyor. Onun için ben de onu yapmamaya çalışıyorum. Çok zaruret olursa bildiğiniz gibi kısa kısa şeyleri belki okuyorum. Ama ben sizlerden rica ediyorum. Ebu Leys Semerkandi Hazretlerinin Tembihul Gafilin yani Gafletten Kurtuluş eserinden bir cehennem azabını okumanızı bir de namaz geçirmenin cezasını okumanızı istirham ediyorum ki o eser mutlaka her müminin evinde bulunsun diye tavsiye ediyorum. Canınız sıkılmış. Evde çoluk çocuk şöyle sohbet etmek istiyorsunuz. Açın oradan bir bahis okuyun. Çok tatlı dille yazılmış. Çok güzel şeyler orada. Efendim kendisi büyük bir Hanefi fakihidir. Ebu Leys Samarkandî Hazretleri tefsiri var, diğer eserleri var. Fıkıh fıkha dair eserleri var. Malum erbabının malumu ama bu gafletten kurtuluş eseri de tam bir sohbet kitabı, satan bir mevize kitabı. Hatta Hani öyle hanım kardeşlerimizden falan halk arasında veya işte mahallesinde akraba arasında sohbet edenler var. Tam işte onlara tavsiye edilecek bir eser alın. Her sohbette bir bölümü okuyun. Bakın bana dua edeceksiniz. Orada cehennemi bir okuyun. Tabii bu arada cennetin güzelliklerini de okuyun. Hazret onu da anlatıyor. Ama namaz geçirmenin cezasını da oradan bir okuyun bana hak vereceksiniz. Bana hak vereceksiniz değerli kardeşlerim. Evet dedik ki Miraç müminler için rahmet ve bereket günüdür inşallahurrahman rahman ve de namaz o gece bizlere birer hatıra olarak gönderilmişti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tarafından getirilmişti sonra hemen Şaban-ı Şerif hadi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kad ezallekum şehrun azimun mübarek Ramazan için sizi çok mübarek çok bereketli çok güzellikleri dop dolu bir şehir gölgelemek üzere dediği bir sohbeti var ya sanki onun gibi hemen Şaban-ı Şerif'in artık içindeyiz, gölgesindeyiz, nurundayız, bereketindeyiz diyorum. Bu ay biliyorsunuz bir rivayete göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ayıdır. Recep Allah'ın ayı dedik. Recep-i Şerif'in başında Şaban Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ona hediye edilmiş olan ay Sonra Ramazan-ı Şerif'te inşallah Rabbim sağlıkla sıhhatle Ramazan'a kavuştursun. Bizim ayımız olacak. Yani ümmeti Muhammed'in ayı olacak değerli kardeşlerim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu ay ne demek? Aleyhissalatu vesselam bu ayda ibadet ve taata daha bir ağırlık veriyor. Oruçlara daha bir ağırlık veriyor. Bakıyorsunuz daha farklı günler geçiriyor Aleyhissalatu vesselam. Gerçi Ramazan-ı Şerif'te de öyle ama şabanda da aleyhissalatu vesselam'ın ayı. Öyleyse biz de şabanı şerifte Resulullah'ın şerefine çokça salatu selam okuyalım, değil mi değerli kardeşlerim? Hatta Ramazan'a hazırlık olsun diye hani hac öncesinde söylemiştim bazı kardeşlerime veya işte 3 ayların öncesinde söylemiştim, hatırlatmıştım. Nasıl hazırlanalım diye soranlara hatmi şerif hazırlayın. Bir daha hatırlatıyorum. Ramazan-ı şerife Hazırlık olsun diye Kur'an hatmine şaban ayında başlayabiliriz. Devam ederiz ve de sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hediye ederiz biliyor musunuz? Bir hatmi de özellikle Resulullah'a ve onun sevdiklerine hediye ederiz inşallah. Kardeşlerime tavsiye ediyorum bugünden başlayın. Şaban-ı Şerif'te ezkarı, ibadet ve taatı, Kur'an tilavetini, Kur'an-ı Kerim tilavetini ve de özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı artıralım, çoğaltalım inşallah. Resulullah'a salatu selamı çoğaltmak demek her gün bir adım daha, her gün bir adım daha, her gün bir adım daha ona yaklaşmak demektir. Ne yapalım değerli kardeşlerim başka çare var mı? Başka yol var mı? Gidilecek, tutulacak başka bir meslek, başka bir taraf var mı? Biz Allah ve Resulünden yana devamlı gideceğiz. Rabbim yüce zatına kulluğumuzu ve kurbiyetimizi, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma eşemizi ve ona olan muhabbetimizi, onun, onun bize olan muhabbetini günden güne artırsın diye de dua ediyoruz. Zira imtihan dünyasındayız. Değerli kardeşlerim ara vermeden önce size bazı hatırlatmalarda bulmuştum bulunmuştum ben. Onların arasında söylemeyi fırsat bulup da e, eda edemediğim ifa edemediğim efendim söyleyemediğim birkaç kelime bir hadisi şerif olmuş idi. Onları tamamlayıp bugünkü sohbetimde bize bazı sıkça sorulan sorular var. Bunları daha önce başka yerlerden duymuş, dinlemiş olabilirsiniz. Ama bir de ben tekrar edeyim dedim. Son zamanların bazı sıkıntılı durumları var. Onlarla ilgili bugün bir sohbet yapalım. Ve de inşallahurrahman bazı kardeşlerimize faydalı olalım diye düşünüyorum. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünya imtihan dünyasıdır diyorduk ya. Şöyle tatlı bir hadis-i şerif buyuruyorlar. Mümin ekin gibidir buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Mümin ekin gibidir. Yani ne demek? Hani ekin büyüdü de Rabbim bereket ihsan etsin inşallah. Ekin büyüdü de başak olgunlaştı mı? Rüzgar bir o tarafa bir o tarafa devamlı ekini yatırır ya, sallar ya. İşte mümin de öyledir diyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. E hocam öyleyse ben rahatladım şimdi diyeceksiniz. E tabi ya, tabi ya. Öyle biteviye devam eden Devamlı nimetler içerisinde sıkıntısız, çilesiz bir dünya, müminin dünyası değil. Rahmetullahi aleyh babacığımdan öyle duyardım. Hacı ve İsaade hocamızdan duyduğunu söyler ve de bize aktarırdı. Firavun 400 küsur yıl yaşamış bir rivayete göre. 400 yaşını geçmiş. Mutfağında tuz kabı kırılmamış hiç. Yani Cenab-ı Hak o kadar imkan vermiş, o kadar fırsat vermiş ki tamamen kendini unutturmuş. Ne baş ağrısı, ne diş ağrısı, ne stres, ne sıkıntı hiçbir şey görmemiş. Öyle olunca da aslında biliyorsunuz, belki hikayesini okudunuz. Aslında insanları ıslah edeyim diye bir işe soyunan çünkü bidayeti halinde mağdur olmuş. Zulmedilmiş kendisine. Kendisine bu yapılan zulmü başka insanlara olmasın diye işe soyunmuş ama eline fırsat geçtikten sonra da işte o meşhur firavun olmuş. Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkmış değerli kardeşlerim. Ama hayatı boyu yaşı rivayetler değişik olabilir. Hayatı boyu hiç çile vermemiş Cenab-ı Hak gazetleri kendisine. Hiç sıkıntı vermemiş. Bunun aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin için böyle söylüyor. Bazen müminin kendinden sıkıntılar oluyor. Bazen ailesinden oluyor. Bazen çoluk çocuğundan oluyor. Bazen evinden oluyor. Bazen arabasından, bazen işinden, bazen akrabalarından, annesinden, babasından. Bütün bunlar ona mahz rahmettir mahzı lütuftur eski tabirle. Yani rahmetin ve merhametin ta kendisidir. Onun için aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri de mümin ekin gibidir. Rüzgar onu sağa sola durmadan sallar. Yani mümine mutlaka bir çileler, musibetler, kederler, imtihanlar musallat olur. Gelir onun yakasından tutar, eteğinden tutar. Niye? O çileye sabretsin de Cenab-ı Hak günahlarını affet affetsin diye. Rabbimiz kendisini unutturmuyor. Yani öyle değil mi değerli kardeşlerim? Hakikaten devamlı ne şey içinde olsak Rabbimizi unutacağız. Ama Rabbimiz bizi zaman zaman böyle sıkıyor ki ya Rabbi diyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Hani daha önce ben siz değerli kardeşlerime aktarmaya çalışmıştım. Mevlana'mız anlatıyor bir kişiyi. Her gece kalkar feryatla ağlarmış seher vakitlerinde. Feryat eder. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi ne derdi varsa. Melekler <laughs> merhamete gelirler. Ya Rabbi şu aciz kuluyun istediğini ne olur veri ver diye buyururlarmış. Ne olur veri ver. Rabbimiz buyurmuş ki meleklerine onun istediğini veri versem benim dergahımdan çekilecek. Böyle yalvarmayacak, böyle ağlamayacak. Halbuki ben onun o yalvarmasından, o duasından ve o feryadından fevkalade zevk alıyorum. Zevk alıyorum. Rabbimiz böyle buyururlarmış. Yani değerli kardeşlerim, müminin duası, müminin ağlaması, bu da babacığımın sözü. Allah cennetteki makamını âli kılsın ve onunla bizi cennette cemalinin karşısında birleştirsin inşallah Rahman. Cenab-ı Hak Hazretleri her şeye dayanırmış da değerli kardeşlerim bir tek göz yaşına dayanamazmış. Kul ağladı mı? Cenab-ı Hak Hazretleri dayanamaz, istediğini veri verirmiş veya onu affedi verirmiş. Biliyorsunuz ağlamayan bir göz kalp kasavetinin kalp katılığının alametidir deniliyor hadis-i şeriflerde. Mevlana'mız da öyle söylüyor. Sana çocuk gibi ağlayan bir göz lazım. Çocuk gibi ağlayan bir göz. Rabbim bizi hep lütfuyla, hep ihsanıyla, hep keremiyle, hep kulluğunun derdiyle ağlatsın inşallah. Acı vermesin, keder vermesin ama beni izleyen kardeşlerim unutmasınlar ki Cenab-ı Hakk'ın kulluk derdiyle ağlamamız çok hoşuna gidiyormuş bunu da bilesiniz. Münafık ise diyor pirinç gibidir. İnşallah yanlış almamışımdır hadisi şerifi. Hasat oluncaya kadar sarsılmaz, dimdik durur. Pirinç şeyleri böyle biraz sivridir değerli kardeşlerim. Yani o sivri otlar gibi ee, pek o kolay kolay sallanmazmış Aleyhissalatu vesselam da ona benzetiyorlar yani sarsılmayan sağa sola yani fazla çile ve keder görmeyen her işi yolunda Cenab-ı Hak tabii müminin işinin yolunda olması da mümin için rahmettir berekettir hepimiz dua ederiz de ama müminin başına zaman zaman çilelerin gelmesi lazım kederlerin olması lazım benim Konya'da Sevdiğim bir amcam var da kendisi Kayserili. Bilmiyorum daha evvel size anlatmış mıydım? Belki bazı şeyler artık uzun zaman oldu. Doğrusu değerli kardeşlerim yani sohbetlere başlayalım uzun zaman oldu. Bir ben de ihtiyarlıyorum. İki bazı şeyleri tekrarlarsam hoş gör. Yani bir daha dinlemiş olun. Bizim diyor Kayseri'de Karsta diyor düzeltiyorum özür dilerim bizim Karsta diyor bir tanıdığımız insanlar vardı. Ama bu insanlar diyor çok mübarek insanlardı. Çok güzel insanlardı. Hatta diyor ki sürülerine daha salı verirler. Köpeği, çobanı falan olmasa kimsenin ekinine girmez o sürüler. Kurt filan falan da o sürülere hiç zarar vermezdi diyor. Böyle güzel insanlar. Eşi bir gün kocasına demiş ki: "Efendi ben Latife bu ya. Ben senden ayrılmak istiyorum. Hayırdır hatun? Durup dururken ne şimdi nereden çıktı bu? Ben demiş bakıyorum 3 aydır senin başına hiçbir çile sıkıntı gelmiyor. Öyle olunca acaba sen Cenab-ı Hak Hazretleri sana keder vermiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mi uzaklaştın, ne oldun Rabbimize karşı benim bilmediğim senin bir isyanın mı var, neden Rabbim sana böyle keder vermiyor, ben ben senden ayrılmak istiyorum. Şöyle bir düşünmüş eşi, hakikaten doğru demiş yani, evet valla karar senin, sen bilirsin, Hak, belki de haklısın bu durumda. Ama sevdikleri bir hocaları varmış, demişler ki ona gidelim soralım. Eğer o da senin dediğin gibi derse karar senin. İstediğin gibi yapabilirsin. Nasıl istersen öyle davranırız. Yola çıkmışlar giderlerken oraya bir taşa dokunmuş ayağı ve ayağı kırılmış. Demiş ki gel eve dönelim. Hocaefendi'ye sormaya ihtiyaç kalmadı. Yani değerli kardeşlerim bu bir, bu bir latife tabii. Böyle şeyler olmuyor mu? Oluyor. Buna benzer şeyler oluyor. Haberiniz ola. Yani... Babacığımın hatıratı, babacığımın hayatı içerisinde biz neler yaşadık, neler gördük, ne günlerden geçtik. Çocuklar, hiç rahat gülemem derdi babacığım. Çünkü ne zaman gülsem arkasından mutlaka ama mutlaka bir sıkıntı, bir keder yakamızdan tutar derdi babacığım. Hasan-ı Basri Rahimahullah'a sormuşlar. Yani bunları şunun için söylüyorum. Bugünün dertli, kederli dünyasında mümin kardeşlerimi teselli etmek için söylüyorum. Müteselli olsunlar diye bir konuyu da tamamlayacağım. Ondan sonra geçeceğim diğer konuma inşallah. Hasan-ı Basri Rahimahullah'a demişler ki nasılsınız efendim günler nasıl geçiyor? Kederlerin gelişinden, kederleri beklemekten sürura hiç bakamadım ömrüm boyu demiş Hazret, Hoca Hazret. Ya Selef Böyle insanlar, mübarek insanlar. Ama sonu hayır inşallah. Sonu hayır. Aceben, aceben li halil mümin diye aceben li emril mümin diye hadisi şerifi okumuştuk ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlardı. Şu müminin işine hayran olunur, hayret edilir, taaccüp edilir. Ne güzeldir o müminin hali. İnne emrahu lehu kullahu hayır. Onun bütün işleri hayırdır. Resulullah öyle buyuruyor. Beni dinleyen kardeşlerim mümin insanlar, inanmış insanlar. Gönlüm arzu ediyor ki hem ben hem siz bütün müminler el ele gönül gönüle verelim. Kamil müminler olalım, olgun müminler olalım. Rabbimizin daim rızasında olan müminler olalım inşallah. Birbirimize bu konuda da dua edelim. Ama böyle bir müminin bütün hali hayırmış. Her hali hayırmış. Ve leysa zalikale ahadin illa Mumin Resulullah öyle buyuruyorlar. Bu müminden başkası için değil. Ancak müminin hali böyledir. İn asabetu serra u şekara fe kana Ona bir güzellik, iyilik, ferah, huzur efendim e, isabet edecek olursa şükreder. Cenab-ı Hakk'a şükreder, teşekkür eder. Ya Rabbi bu iyilik sendendir Allah'ım der. Kendisi için hayırlıdır. Ve in asabetu darra'u bir sıkıntı, bir keder, bir çile, bir rahatsızlık isabet edecek olursa, başına gelecek olursa sabra sabreder fekana hayran lehu. Onun için İmam-ı Müslim rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Onun için yine hayırdır, yine hayırdır, yine hayırdır. Mesela derler ki dedelerimiz değerli kardeşlerim, zarar etmeyen malda hayır yoktur. Allah Allah ne biçim söz bu böyle demeyin. Zarar etmeyen malda, ticarette hayır yoktur derler dedelerimiz. Niye? E zekatta noksanımız vardır. Efendim yerine göre kul hakkı vardır, devletin hakkı vardır, milletin hakkı vardır. Biz farkında olmadan o zararları Cenab-ı Hak Hazretleri başkalarına dağıtır da bizim üzerimizdeki ahiret yükünü noksanlaştırır Rabbimiz. Ya Öyle olunca yani öyle her gelen çileye isyan veya niye böyle oldu ya Rabbi ya hele hele bazen çirkin şeyler söyleyenler duyarsınız. Rabbim muhafaza buyursun. Bu konuyla ilgili son bir hadisi şerif alacağım ve de bugünkü konuma geçeceğim inşallah. Rahman. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sorulmuş. Eyün nâse eşeddu belâen İnsanların bela ve musibet bakımından en çok bela ve musibete düçar olanları kimlerdir ya Resulallah? el el, el, el enbiya peygamberlerdir diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Peygamberlerdir. Nasıl olur diyeceksiniz. Evet. Çünkü onlar Allah'a en yakın kullardır. Cenab-ı Hak Hazretleri en çok çileyi onlara vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyun. Değil mi efendim? Sonra ona göre onun peşinden gelenler onu onun arkasını takip edenler yani yuptele racul ala hasbi dini kişi dinindeki sadakati Allah'a bağlılığı dinindeki efendim e, kuvveti ve gücü asabiyeti bakımından gayreti bu asabiyet demeyelim de e, gayret bakımından diyelim gayurluğu bakımından ne kadar güçlü ise o kadar çile bela ve musibete düşer. Evet. Fe in kana dinuhu sulban veya salban de olabilir. İşte de eğer dininde böyle güçlü ise, kavi ise bela ve musibetleri çok olur diyor Ali Vesselam. Ama dininde rikkat varsa, zayıflık varsa böyle yani korkak duruyorsa, titreyip duruyorsa işte Cenab-ı Hak Hazretleri onu da ona göre belalara, musibetlere düşer kılar. Ve kişi dinindeki haline göre Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından bela ve musibet ve çilelere Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın peygamberiydi değerli kardeşlerim biliyorsunuz. Kendisini diri diri testereyle ortadan ikiye böldüle. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Musa Aleyhisselam'ın o efendim Kızıldeniz'i veya Nil'i geçerken ki çilesi belli. İsa Aleyhisselam'ı kendi adamları ispiyon ettiler. Ve Cenab-ı Hak Hazretleri onu yukarıya semaya çekti. Ve o ispiyon eden adamı İsa Aleyhisselam'ın haline çevirdi. Ona İsa'dır diye azap ettiler. Bugünkü zavallı Hristiyanlar zaman zaman işte görüyorsunuz çarmıha gerilmiş bir güya İsa modeli efendim gösteriyorlar tüm dünyaya. Zavallılar yazık. Halbuki Cenab-ı Hak Hazretler onu kendi katına kendi katına çekmişti. Yani peygamberler belli. Allah'ın veli kulları belli. Salih insanlar belli. Ve dediğimiz gibi insanlar dinindeki haline göre bela ve musibetlere düçar olurlarmış. Fama yabrahul bela u bil abdi hatta yemşi alel ardı ve ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sahih bir hadis-i şerifmiş. İmam-ı Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet ediyormuş. Çileler, bela ve musibetlerle kul o hale gelirmiş ki değerli kardeşlerim. Nihayet yeryüzünde hiç günahı kalmaz, hiçbir kederi kalmaz ve hiçbir sıkıntısı, hiçbir efendim Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı hali kalmaz. Rabbimiz onu affeder ve de tertemiz yürür hale gelirmiş yeryüzünde. Evet, geçmiş sohbetlere böyle bir bağlantı kurduk, ara vermiştik. Değerli kardeşlerim bir mukaddime olsun, efendim bir kaynak olsun geçmişle, arada bir köprü olsun diye. Bugünkü sohbetimizde dediğim gibi bize sorulan bazı sorulara sizinle beraber cevap arayacağız inşallahurrahman. Bize çokça sorulan ve de şikayet edilen hallerden biri değerli kardeşlerim vesveseler. Günümüzün en ciddi sıkıntıları. Birçok kardeşimiz telefon ediyor veya müftülükteki fetva nöbetimizde geliyor veya bizi camide nerede bir yerde bulursa yani bizimle istişare ediyor acaba hocamızda bir çare var mıdır diye. Çare Allah'tan tabii de biz de bildiklerimizi kardeşlerimize aktarıyoruz diğer konularda olduğu gibi. Yani bu bir mümin bizde bir şey olduğundan değil yanlış anlamayın. Bir mümin kardeşiyle bir derdini paylaşmasıdır bu müminlerin. Dertleşiyoruz yani. Nasıl dostlarınızla arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle siz de dertlerinizi paylaşırsınız. Bugünün dünyasında müminlerin en ciddi sıkıntılarından bir tanesi vesvese. Rabbim muhafaza buyursun. Yani aslı olmayan kuruntular ve düşünceler. Aslı olmayan hayal mahsulü, hayal ürünü sebepsiz ve gereksiz duygular. Hiç sebepsiz yere müminin en sesinden tutuyor, ve de mümini bir dünya sıkıntıya sokuyor. Tabi şeytan, şeytan. Bazı kardeşlerime bakıyorum mesela değerli kardeşlerim, bir türlü abdest almayı bitiremiyor. Veya bakıyorum bazı kardeşlerim söylüyorlar, banyodan çıkamıyorlar özür diliyorum. 2 saat, 3 saat, 4 saat devam eden gusül abdestleri oluyor biliyor musun Rabbim muhafaza buyursun. Onda da artık takatı bitiyor, ondan sonra çıkıyor. Yani çıktığı zamanda da gönlü rahat değil, huzurlu değil. Veya abdeste, o bir uzunu bir daha yıkıyor, bir daha yıkıyor, bir daha yıkıyor. Nereden kaynaklanıyor? Şeytan. Şeytan. قُلْ bi بِرَبِّ النَّاسِ Sa'di billah. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ Min şerril vesvasil hannas. Ellezî yuvsvisu fî sudûri'n-nâs minel cinneti ven-nâs. Okuyun bir manasını. Göreceksiniz ki tamamen şeytandan. Acaba aldım mı? Acaba verdim mi? İşte dokunduğum bu şey temiz miydi? Oturduğum bir yer temiz miydi acaba? mesela namazın rekatlarında kaçıncı rekattayım acaba? Devamlı tereddüt, devamlı tereddüt, devamlı efendim e, sehiv secdeleri yani bütün derdi değerli kardeşlerim bizi alemlerin yüce Rabbi olan Allah'tan uzaklaştırmak. Bizim yüzümüzden cennetten kovuldu ya. Adem Aleyhisselam'a secde etmeden etmediği için cennetten kovuldu ya. Cenab-ı Hak Hazretlerinden mühlet istedi. Rabbimiz de kendisine mühlet verdi ya. Niye verdi mühlet? Dünya imtihan dünyası. Fe'alul lima yurid. Allah bilir hikmetini. Ama belli ki imtihan dünyası olduğu için Cenab-ı Hak Hazretleri şeytana, iblise müsaade etti. Sen kendisine mühlet verilenlerdensin. Hani geçen sefer e, ayeti kerimeyi okumuştum hatırlayacaksınız. Ben onları boş kuruntulara düşüreceğim diyordu. Ve de onların efendim e, telkin edeceğim Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Hani bu kılık kıyafette yani insanın kendisine yaratıldığı şekle müdahalesi konusunda okumuştuk ayeti kerimeyi hatırlayacak olursanız. Efendim şey tamamen şeytan işi. Tamamen şeytan işi. Acaba abdestim oldu mu ki? Acaba guslüm oldu mu ki? Acaba efendim e, namazım tamam oldu mu ki? Acaba şuradan geçerken hiçbir şey yok, hiç kimse yok. İnanın böyle insanlar var. Hiç kimse yok. Acaba arkamdan birisi geliyor da üzerime bir şey mi sıçrattı ki? Acaba elbisem kirli mi oldu ki? Rabbim cümlenin yardımcısı olsun. Rabbim cümlenin yardımcısı olsun. İşte namazım olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Allah korusun çok tehlikeli durumlara doğru gidenleri duyuyoruz. Rabbim muhafaza buyursun. Şeytan kişinin önüne düşüyor. İşte ben diyor mesela ee, cehennemlik oldu. Beni diyor haşa haşa. Hiç mümin Allah'ın rahmetinden ümit keser mi değerli kardeşlerim? Asla inşallah kısaca tedavisi üzerinde de durmaya çalışacağız. Ama bilelim ki bu şeytandandır vesvese şeytandandır ellezî öyle şeytan ki yüvesvisu fî sudûrin nâs insanların sadirlerine göğüslerine kalplerine gönüllerine vesvese verir minel cinneti nas? bunlar cinlerden olurmuş bir de insanlardan olurmuş İnsanlardan yani geliyorlar bizi Rabbimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar bize işte değişik telkinlerde bulunuyorlar olur olmaz şeyler söylüyorlar Öbür taife ise cin taifesi ise onların biliyorsunuz cin taifesinin bir inananları var, müminleri var, bir de kafirleri ve müşrikleri var. İnsanlar nasılsa onlar da öyle. İnanan cinler bize yardım etmeye çalışıyorlar. Bize arka çıkıyorlar, bizi korumaya gayret ediyorlar, bize yardım etmeye çalışıyorlar. Bizim kardeşlerimiz, bizim dostlarımız. Hatta onlarla irtibatı olan bir kişi öyle söylemiş. Bizi de demiş diğerlerinin kefesine koyuyorlar. Her zaman bize kızıyorlar. Halbuki biz onlar için yerine göre kendimizi tehlikeye atıyoruz diyorlarmış. Cin taifesinden mümin ve Müslüman olan kardeşlerimiz. İnnemel müminüne ihve. Bunun içinde o da vardır tahmin ediyorum. Ama onların da içinde biliyorsunuz kafirler var. E onlar da müminlere, Müslümanlara, insanlara zarar veriyorlar. Zarar veriyorlar. Şimdi bazı gruplar var son zamanlarda birçok şey moda olduğu gibi bu da oldu. Cinleri inkar ediyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var be. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gitti onlara Allah'ın ayetlerini okudu. Tefsirlere baksanıza. Cenab-ı Hak gazeteleri Kur'an-ı Kerim'de onların adına sure indirmiş. Cin suresi var. Efendim bu vesvese tamamen şeytandandır ve de bizi dediğim gibi alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Değerli kardeşlerim ara zamanı gelmiş. Bu konuda e, inşallah Rahman basit böyle kendi çapımda kardeşlerime bazı tavsiyelerim olacak. E, yani bu konuyu da biliyorum birçok şikayeti olan kardeşimiz var. Acizane dinlerlerse ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edersek dinlerlerse inşallah kendileri için faydalı olur diye düşünüyorum ama şimdi dediğim gibi bir aramız var ara vereceğiz sonra beraber olacağız inşallah vesvese konusu üzerinde duruyoruz değerli kardeşlerim hatırlayacaksınız dedik ya şeytandandır insanların ve cinlerin şeytanları hep bize kötülük yapmaya çalışıyorlar yani vesvesenin şeytandan olduğunu unutmayalım hangi konuda olursa olsun gusülde, abdeste, namazda hatta aile hayatında ne bileyim şahsi hayatımızda elbisemiz kirli mi temiz mi oturduğumuz yer kirli mi temiz mi şöyle mi böyle mi tabi bazı doğrular var bazı gerçekler var kirli bir yer yani bir yer kirliyse üzerine oturulmaz mesela veya efendim hakikaten gusül olmamışsa abdest olmamışsa o belli bir şey bir yeriniz kuru kalmışsa misal ayrı ama hadis-i şeriflerde değişik böyle iblislerden, şeytanlardan bahsediliyor. Mesela velhan diye bir şeytan var. İşi, gücü müminlerin abdestleriyle uğraşmak. Senin abdestin olmadı, noksan oldu. Acaba tekrar geri çevirebilir miyim? Tekrar baştan başlatabilir miyim? Uzatabilir miyim? Suyu israf ettirebilir miyim? Daha en mühim yani görevi abdesti uzattırıp da acaba veya ümit kestirip de acaba Namazdan alıkoyabilir miyim? Bütün derdi o. Bütün derdi bizi namazdan alıkoymaya çalışmak. Dedim ya Belhanmış adı. Abdestin olmadı mesela diyor. Geliyor insanlar böyle bir daha. Nihayet ne hale geliyor insanlar? Ya böyle namaz mı kılınır? Böyle kılacağıma hiç kılmayayım deyip bırakıyorlar Allah korusun. Veya kıldıkları namazı küçük görüyorlar. Böyle namaz olmaz. Böyle olacağına hiç olmasın daha iyi. Halbuki Mevlana'mız diyor ki senin kıldığın o namazı Cenab-ı Hak Hazretleri kabul edecektir. Sen kabul mu olunur, red mi olunur düşünme. Kıl sahibine bırak. O bütün hataları örten, bütün günahlara karşı rahmet ve merhametle muamele eden mevla Müteal Hazretleridir. Değerli kardeşlerim, bunu bunu tedavi etmenin ana şartı sağlam bir irade. Kendi kendimize diyeceğiz ki, Hayır. Ben işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi pusul abdestimi aldım. Veya işte hocalarımızın anlattığı gibi Resulullah'ın tarif ettiği gibi ben abdestimi tamamladım. Ben namazımı kıldım, niyetimi ettim. Bazı insanlar görüyorum mesela niyet edip de bir türlü namaza duramıyorlar. Niyet ettim Allah rızası için, niyet ettim Allah rızası için. Niye? Şeytan nefret ettirecek, öfkelendirecek, kızdıracak. Olmaz böyle şey deyip bırakıp geri dönecek. Öyle değil. İlla dille ben mesela o, o tipte kardeşlerime diyorum ki dille niyeti bırakın siz. Kalbinizden şunu geçirin kafi. Yani kalbinizden bu geçsin. Niyet ettim Rabbimin rızası için bugünkü yasın namazının farzını kılmaya. Tamam. bunun Allahu Ekber deyin durun. O kardeşlerime diyorum ki sağlam bir irade. Yani gusül ettiniz, suyun altına durdunuz, başınız, ağzınıza bolca su verdiniz, mazmaza istinşakı bolca yaptınız, gargaranızı yaptınız, burnunuza su verdiniz, suyun altına durdunuz, bütün vücudunuzu yıkadınız mı güzelce? Deyin ki kendi kendinize Allah'ın izniyle benim gusül abdestim tamam. Şeytan noksan diyor, hayır sana rağmen ben bir daha abdest almayacağım. Şeytana rağmen. Diyeceğiz ki ona sen 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 ben de benim ben müminim ben Rabbime inanıyorum ben güzelce efendim abdestimi tamamladım bırakıp geleceğiz biz onun dediğini yaptıkça üstümüze binecek ısrar edecek yani e, tekrar tekrar gene olmadı gene olmadı gene olmadı diyecek hatta ben müftülükte fetva nöbetindeyken gelen kardeşlerime diyorum ki ya Rabbi günahım hocamın boynuna diyorum ki ben ona mesela gusle diyor veya abdest alıyorum Güzelce abdestini al. Ondan sonra noksan kalırsa ne yapayım? Başka türlü çare bulamıyorum değerli kardeşlerim. Diyorum ki ona vebalin bana ait. Tamam mı? Sen güzelce abdestini al Allah'ın izniyle ne kuru yerin kaldı ne de noksan bir yerin. Tam abdestini tamamladın. Şeytan sana vesvese veriyor. O anda de ki ya Rabbi mesuliyet hocama ait de onu bırak gel namazına dur. Tamam mı efendim? İlla namazda niyetin illa dille olması da şart değil. Kalbinden böyle vesvesesi olan kardeşlerim öyle diyorum. Kalbinden geçir. Kalbinden böyle düşün. 3 saniyede 5 saniyede niyet ettim. Şimdi Rabbimin rızası için yasın namazının farzını kılıyorum de. Allahu Ekber de ve dur. işi bitir. İşi uzatma. Tamam mı? Güzel bir irade bir. İkincisi hayır senin dediğin değil benim dediğim. Şeytana rağmen. Tamam mı efendim? Ee, yani ona asla değer vermeyin. Siz ona değer verip onun dediğinin peşine düştükçe o işleri çoğaltacak. Hayır diyeceksiniz. Hayır. Sahabe-i kiram efendilerimiz böyle vesvesesi olan biliyorum beni dinleyen birçok kardeşim var. Şunda bunda şurada burada şu meselede bu meselede birçok kişilerde var. Yani... <laughs> bazen hepimizin yakasını tutabiliyor şeytan. Hepimize vesveseler verebiliyor. Yani zannetmeyin ki bu konudan tamamen herkes selamette. Birçok insana sıkıntılar verebiliyor. Tamam deyip üstüne basıp geçeceksiniz. Tamam mı değerli kardeşler? Yani fırsat vermeyeceksiniz. Sahabe-i kiram efendilerimiz geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah şeytan kalbimize öyle vesveseler veriyor. Kalbime öyle çirkin şeyler geliyor. Aklıma öyle çirkin şeyler geliyor ki ben onları asla söyleyemem. Ben asla ben ben onları asla düşünmek istemiyorum. Ben onlardan uzağım. O o, o tip şeyler ya da biz söyleyemeyeceğiz. Şimdiki kardeşlerim de gelip bize aynı şeyi söylüyorlar. Rabbimiz hakkında, Resulullah hakkında, ne bileyim, babamız annemiz hakkında, eşimiz hakkında öyle şeyler söyletmeye çalışıyor ki öyle şeyler aklımıza getiriyor ki hocam diyorlar yani ben onları asla söyleyemem. Utanıyorum diyor. Hain şeytan. Zalim şeytan. Allah kahretsin. Diyorum ki ben o kardeşlerime itibar etmeyin. Sahabe-i kiramda aynı şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediler. Ya Resulallah bazı şeyler aklımıza geliyor ki onları size asla söyleyemeyiz. Bizi semadan atsalar da keşke onları düşüneceğimize yerde parçalansak. Resulullah buyurdular ki bunlar sizin aklınıza geliyor mu? Evet ya Resulallah geliyor maalesef. Velika mahdul iman. O imanın ta kendisidir işte buyurdu Aleyhissalatu vesselam. İmanın ta kendisidir. Yani sizde güzel bir iman var. Siz Allah'a inanıyorsunuz, o benim Rabbim diyorsunuz. Siz Resulullah'a inanıyorsunuz, o benim peygamberim diyorsunuz. Siz İslam'a ve Kur'an'a inanıyorsunuz, ona sahip çıkmak istiyorsunuz. En güzel duygular ve temennileri ona takdim etmek istiyorsunuz. O sizinle mücadele ediyor, kötü şeyler getiriyor aklınıza. Bu imandandır. Ona hiç itibar etmeyin. Ona hiç itibar etmeyin. Yani sizin sahip çıkmadığınız vesveseler sizden değildir. Ha ben böyle inanıyorum derseniz, ben bunları kendim söylüyorum, ben bunları kabulleniyorum derse bir kişi, ha o zaman tehlike Allah korusun. Ama bunlar benim değil, bu, bunlar benimle alakalı şeyler değil, ben bunları istemiyorum, ben bunları atmak istiyorum diyorsunuz. Siz onlarla mücadele ettikçe şeytan daha da üstünüze. Hiç itibar etmeyin onlara. Hiç bakmayın onlara. Kim ne yaparsa yapsın. Ne derse desin hain şeytan. İradenizi sağlam tutun ve ona değer vermeyin. Siz ona değer vermeyince sen istediğin kadar söyle. Rabbim benim Allah'ım. Resulullah benim peygamberim, Kur'an benim kitabım, İslam benim dinim, ben müminim dediniz de bıraktınız mı defolup gidecektir. Hani şeytan için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ya, işte insanoğlunun kalbine vesvese verir. Allah'ın zikrini keşf aleminde böyle görmüşler bazı büyüklerimiz Allah dostları kalbin üzerinde oturuyormuş. ...ve kalbin üzerinde böyle e, menfezler varmış. Yani e, işte hortumun atılabileceği delikler varmış. Avam tabiriyle, halk tabiriyle söyleyeyim değerli kardeşlerim özür dileyerek. Eğer kul Allah'ın zikrinden gafil olursa... ...şeytan oralardan hemen hortumunu kalbin içine atıyor ve vesvese vermeye başlıyormuş. Sonra Resulullah buyuruyorlar ki... ...insanoğlunun kan damarlarında damarlarıyla beraber ak yuvarlarıyla sanki al yuvarlarıyla beraber dolaşır. Yani damarlarının içinden dolaşır. Orada biraz da haram gıdaya işaret var. Biraz da değil tam anlamıyla. İşte o haram gıda da şeytandan. Rabbim muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. Ama diyor ne zaman Allah'ı zikretmeye başladı. Kalbinden zikrediyor, dilinden zikrediyor. Bir kenara çekilir, kuyruğunu altına alıyormuş. Böyle oturuyormuş bir kenarda. Hani çok özür diliyorum. La teşbih, la temsil. Yani ona da ona da belki hakaret olacak. Bir kelbe bir, bir tekme vurursunuz. Git şuradan dersiniz bizler. Kenara çekilir böyle oturur bakar. Çağırdığınız zaman gelir, kovaladığınız zaman gider ya. Yani işte o hayvancağıza da benzetmek doğru olmayacak belki ama misal olsun diye büyüklerin misallerindendir bu. Efendim böyle hain kalbimizin üzerinde devamlı fırsat bekliyor. Ne zaman Rabbimizin zikrinden gafil olduk hemen hortumunu içeriye atıyormuş hemen. Onun için Allah'tan gafil olmamaya çalışmak. Onun için Allah'ı unutmamak. Halinize bakın, kendinize bir bakın değerli kardeşlerim. Durum aynen böyle. Ha şimdi şunu anladık mı? Vesvese şeytandandır ve o bizden değildir. Ona hiç itibar etmeyeceksiniz. O ne derse desin. Abdestin olmadı desin. Huslün olmadı desin. Namazın olmadı desin. Ha namazın başında mesela rekatları şaşırıyor musunuz? Biraz daha dikkat. Biraz daha dikkat. Okuduğunuz mesela şöyle bir şöyle bir şey geliştirin. Kusul abdesti alırken mesela kardeşlerime söylüyorum bunu. Şimdi başımı yıkadım, şimdi sağ tarafımı yıkadım, şimdi sol tarafımı yıkadım, şimdi vücudumu yıkadım. Tamam işi bitirin ve çıkın. Bir daha dediniz mi yandınız. Bir daha dediniz mi şeytan? Bir daha, bir daha, bir daha. Abdest. Dikkatli olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Rabbimin rızası için abdest almaya. Neveytül vudu Allah Teala. Babacığım bana ta çocukluğumda böyle öğretmişti. Hala böyle Allah'a yaklaşmak için, Rabbimin rızası için abdest almaya diye. Ağzı besmelemizi çekiyoruz. Ağzımıza su verdik, burnumuza su verdik, yüzümüzü yıkadık. Yani abdestimizi güzelce aldık mı tamam. Bir daha yıka, bir daha yıka, bir daha yıka diyecek o. Şuran olmadı diyecek, buran olmadı diyecek, şuran acaba yıkadın mı? Hiç onlara itibar etmeyin. Güzelce, dikkatli olarak abdestinizi alın. Ondan sonra da namaza dururken biraz dikkat böyle. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Elem Tara'yı okuyacağım. İkinci rekatta Li İlafi'yi. Üçüncü rekatta mesela Felak. Dördüncü rekatta ee, Nas'ı okuyacağım. Veya işte buna benzer öyle bir sıralama yapıp işte oradan kontrol edebilirsiniz kendinizi. Veya değişik kendinize göre metotlar geliştirerek böyle takip edersiniz. Ve de şeytanın vesvesesine inşallahurrahman fırsat vermezsiniz. Yani onu yok saymak tamam mı? Ona itibar etmemek, onun üzerinde durmamak. Abdestim tamam, guslüm tamam. Yani işte yoksa bıraktıracak. Bıraktıracak evet. Bununla beraber bazı tavsiyeleri de kardeşlerime hatırlatayım. Bir. Şeytana fırsat vermemek için. Devamlı abdestli gezmek. İki, rızgımıza dikkat etmek. Tamam mı efendim? Rızgımız temiz olursa kolay kolay şeytan vesvese veremez. Damarlardaki kan temiz olursa şeytan o aradan kayamaz. Üçüncüsü becerebildiğimiz kadar Allah'ın zikriyle beraber olmak. Sonra elbisemizi, çamaşırlarımızı özür diliyorum çorabımızdan gömleğimize kadar temiz tutmak. Bilhassa çamaşırlarımızı temiz tutmak. O zararlı varlıklar filan kirli yerleri, kirli şeyleri severler. Odamız temiz, yatağımız temiz, banyomuz temiz, özür diliyorum tuvaletimiz temiz, lavabomuz temiz. Tamam mı efendim? Temizliğe riayet etmek. Oralarda böyle çok çok özür diliyorum bağışlayın beni ne olur sıçrantılar, idrar sıçrantıları filan kalmasın. Onları güzelce yıkayalım tertemiz tamam mı efendim? Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstadımız Hazretleri böyle duymuştum. Her defasında çıkarken e, tuvaleti tertemiz yıkayarak, kıcır kıcır tamamını yıkayarak böyle çıkarlarmış. Babacığımdan duymuştum. Yani mesela böyle biraz vesveseli olan insanları yalnız bırakmamak. O kardeşlerime diyorum ki yalnız kalmayın. İnsanların arasına çıkın. Dostların güzel, salih insanlardan dostlar edinin. Onlarla sohbet edin. Onlarla derdinizi paylaşın. Ve de yalnız kalmayın. Yalnız kalan... Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki insanın kurdu kurt dediğimiz bir hayvan var ya hani koyunlara musallat olur dağda parçalar onları yer insanın kurdu şeytandır diyor. Birinin başını yemek istedi mi nasıl kurt sürüde yalnız kalan sürüden ayrılan koyuna musallat olur insanı diyor cemaatten çeker yalnız bırakır ondan sonra başını yer diyor aleyhissalatü vesselam. Onun için Cemaatle beraber olmak, dostlarla beraber olmak, kardeşlerle beraber olmak tamam mı efendim? Salih insanların sohbetlerine devam etmek. Haftada bir sohbeti olsun diye kardeşlerime tavsiye ediyorum. Seyahat mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyahat edin sıhhat bulursunuz diye buyuruyorlar. Seyahatte o, o psikolojik rahatlıkta efendim fevkalade güzellik vardır. Temizlik çok önemli. Ee, en önemlisi de iradeyi sağlamlaştırıp mücadele etmek. Tamam mı efendim? Sana fırsat vermiyorum demek. Onun söylediğini benimsememek. Hayır. Dediğim gibi bakın tekrar 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 söylüyorum. Çünkü bu konuda İnanın böyle o kadar çok telefon geliyor, o kadar çok efendim müftülüğe fetvalar geliyorlar, kardeşlerimiz bazen geliyorlar. Kocaman adam oturup hıçkırıkla ağlıyor. Hocam ben ne yapacağım, nasıl kurtulacağım bu dertten diyor. İnsanın yüreği parçalanıyor. Tabii bazen e, işin sonunda e, psikolog olan kardeşlerimize gitmelerini eğer onlar e, uygun bir ilaç tedavisi verirlerse onunla rahatlamalarını da söylüyoruz ama... İşte biz e, öncesinde değişik bazı şeyleri de etmiş, telkin etmiş olduk. Abdestli olmak, temiz olmak, hava değiştirmek, insanlarla beraber olmak. geceleyin mesela bu tipte e, anne ve babalara söylüyorum çocuklarınızdan böyleleri varsa mümkün olduğu kadar onları yalnız bırakmamaya çalışın tamam mı efendim? Veya karanlıkta kalmasınlar ışıkları, gece lambaları onların biraz daha efendim kuvvetli olsun. Yani dedim ya işte şeytan ya önce yalnız bırakır sonra başını yer. Allah korusun yardıma ihtiyacı olduğu bir anda onun hemen yardımına koşmak. Velhasıl vesveselere değer vermeyeceğiz. Resulullah ne buyurdular? O vesvese imanın işaretidir. Anadolu'muzda bir söz var. Sizlerde de var mı bilmiyorum. Boş eve hırsız girmez derler. Hatta Anadolu insanı boş dama der. Boş eve boş dama hırsız girmez. Niye? Çalacağı bir şey yok. Yani eğer e, hırsızın, e, iblisin, şeytanın çalacağı bir şey yoksa zaten o adam kendi arkasından yolundan gidiyorsa niye ona vesvese versin? Niye onunla musallat olsun? Müminlere geliyor ki oradan ondan ibadet çalsın, ondan kulluk çalsın, ondan güzel şeyler çalsın. Onun için şeytana fırsat vermeyeceğiz inşallahurrahman. Evet yeni bir reklam arası verme zamanı gelmiş değerli kardeşlerim. Yine böyle ara verelim. Ee, ve de ondan sonra bir değişik konuyla inşallahurrahman devam edelim. Evet şimdi bir aramız var. Vesvese konusunu umarım ki hallettik inşallahurrahman. Umarım ki kardeşlerim bu konuda daha idirayetli, daha iradeli, daha güçlü olacaklar Allah'ın lütfuyla ve keremiyle. Bu konuda birbirimize dua edelim inşallah. Yeni bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Müminlerin arasında bazı insanlarda bazı şeyleri uğursuz saymak hastalığı var biliyorsunuz. Bu insanlık tarihi de belki geliyor günümüze kadar. Çünkü asıl saadette de var böyle bazı şeyler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlardı, soruyorlardı. Şöyle söyleyeyim, İslam'da herhangi bir şeyi uğursuz saymak asla doğru değil. Asla doğru değil. Bir şeyi yani sadece o şeyi öyle o haliyle uğurlu saymak da doğru değil. Yaratıcı alemlerin yüce Rabidir Allahu Zülcelal Hazretleri. Hani Anadolu insanımızın çok çirkin bazen böyle maalesef e, şeyleri var, tavırları var. Yolculuğa çıkarken işte önünüze falan hayvan çıkarsa o yolculuk uğurlu gelir de falan hayvan çıkarsa uğursuzluk olur. Ne ne e, günahları var o zavallı hayvancıkların. İkisi de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kendine göre kulluk görevini yapan ayrı ayrı varlıklar. İşte yani bu, bu hayır herhangi bir şeyde el hayru ma vaka mümin böyle söyleyecek. Hayır olandadır veya olanda hayır vardır. El hayru fi maktarahullah. Hayır Allah'ın tercih ettiği şeyde Allah'ın yarattığı şeydedir deyip mümin her şeyde hayır, hayır her şeyde uğur, her şeyde bereket Rabbimizin lütfuyla her şeyde ama Rabbimizin lütfuyla diyorum bir güzellik arayacak. rahman. Yani e ee, uğursuzluk varsa küfürde var, nifakta var, şirk de var. Nifa, e, münafıklık münafıklıkta var, murtetlikte var. Rabbim muhafaza buyursun. Yani müminin e, Uğursuzlukla ne alakası var? Biraz evvel söyledim. Her şey mümin için hayırdır. Asıl saadette de böyle. Mesela uç, e, kuş uçuruyorlarmış. Kuş uçuruyorlarmış. İşte e, herhangi bir hadise kafalarına takılmış. Kuş uçtuktan sonra sağa giderse uğur oluyormuş da sola giderse uğursuzluk oluyormuş. Hayvancağız. O haline göre, o, 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 o anki durumuna göre bazen sağa, bazen yukarıya, bazen ileriye, bazen sola uçabilir. Bunun uğurla, bereketsizlikle, uğursuzlukla ne alakası var? Bugünün insanı hala maalesef bu konuda cahiliye devrine takılmış olan o kılçıklara takılı duruyor hala. Asır 21. asır olmuş. işte dünya şu kadar terakki etmiş. İnsanımız maalesef birçok şeyi uğur, birçok şeyi uğursuzluk saymakta. Ve Allah korusun oraya takılıp maalesef onunla meşgul olmakta. O da bir ayrı vesvese, o da ayrı bir şert, şeytandan. Hani şeytan diyordu ya daha önce ayeti kerimeyi okumuştuk. Biraz evvel de işaret etmiştim. Böyle ömen nehum onları boş kuruntulara kaptıracağım. Boş kuruntularla onları meşgul edeceğim. Bu da onlardan bir tanesi işte. Bu da onlardan mümin her şeyi hayır ve bereket Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla güzellik olarak, güzellik olarak sayacaklar. Hatta resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün herhangi bir şeyi uğursuzluk saymak şirktir. Herhangi bir şeyi uğursuzluk saymak şirktir, herhangi bir şeyi uğursuzluk saymak şirktir diye üç defa tekrar ettiler. Böyle. Yani şöyle olmuş da, yani tam mesela yola çıkacaksınız, ışıklar sönmüş. Hayır, Rabbimin lütfuyla bu seferin sonu aydınlık, ışık gittikten sonra tekrar gelir ya bu işin sonu aydınlık deyip bereket bekleyeceksiniz. Hayır bekleyeceksiniz, nur bekleyeceksiniz. Rüyayı yorumlar gibi sanki. Ne kadar çirkin, korkunç, kötü rüya görseniz bile hani onu söyledik ya da evvel onu hayra yorumlayacaksınız ve tevil edeceksiniz. Her şeyde bir hayır, Allah'ın lütfuyla her şeyde bir bereket görmek müminin kârıdır. Yani e, İbn Mesud Abdullah İbni Mesud Radiyallahu Anh Efendimiz Hazretleri bundan diyor sanki sanki hepimizin içinde bir şeyler var. Sanki hepimiz bazı şeyleri uğurlu, bazı şeyleri uğursuz sayabiliriz. Ve ma illa ve lakinnallâhe yudhibuhu bit tevekkül. Allah bunu tevekkülle giderir. İçimize gelen bu tip duyguları Allah'a tevekkülle bertaraf edeceğiz, yok edeceğiz. Yani şu uğurludur, bu uğursuzdur diye saymayacağız. Mesela cahiliye döneminde e, hani bizde mesela e, baykuş öttüğü zaman o evden ölü çıkarmış. Ne alakası var? O da kendi haliyle o sesiyle Allah'ı zikreden. Mümkün olsa da Süleyman Aleyhisselam'a müracaat etsek o, o haliyle onu bir dinlesek. Bakalım Mevla'yı nasıl zikrediyor? Nasıl hu diyor o? Aman efendim o baykuş efendim çok esrarengiz ötüyormuş da işte uğursuzluk getiriyormuş. Haşa o da Rabbimizin yarattığı bir hayvan. Yani o da kendi halinde Mevlasını zikreden bir harvan. cahiliye döneminde karga ile böyle uğursuzluk sayıyorlardı. el ayafe deniliyordu ona da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ve tıyara herhangi bir şeyde uğursuzluk saymayı ve turk yıldızlara bakıp da işte şunlar şöyle olacak bunlar böyle olacak deyip müneccimlik yapıp yıldızlardan gayipten haber verir gibi haber verip de uğursuz saymak bazı şeyleri minel cipt putperestliktir diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Putperestlik sayıyor Ali Sadrı. Onun için mümin gördüğü her şeyde hayır, her şeyde bereket. Bakın size hoş bir incelik söyleyeyim. Mesela çocuklar koşuyorlar değil mi? Babacığım derdi ki, aman çocuğum düşeceksin demeyin. Aman çocuğum düşmeyesin deyin. Olur ya ağzınızdan çıkan şey o anda tahakkuk ediverir de çocuk düşer. Mesela eline meyveyi almış, bıçağı almış meyve soyuyor değil mi küçük çocuk? Ona öğrensin diye bırakıyorsunuz ama aman dikkat et elini kestireceksin derken elini kesebilir çocuk. Babacığım derdi ki evladım elini kestirmeyesin ha tamam mı? Koşuyor mesela sakın ha düşmeyesin. Ya işte sakın ha şöyle yapmayasın. Sakın ha elini sobada yakmayasın. Böyle uğurlu, bereketli, güzel şeyler söylememizi bize tavsiye ederdi. Büyükler bu kadar hayata incelik getirmiş insanlardır. Evet tamam mı efendim anladık. Çocuklarımıza, küçüklere, başkalarına telkinde bulunurken daima her şeyin iyisini, güzelini telkin edeceğiz. Bu öyle giderse sen sınıfta kalırsın. Yani şu iş mi? Aman evladım çokça çalış da derslerini geç inşallah. Demek değil mi efendim? Yani mesela bir hastayı gördüğünüz zaman bile İslam veya Müslümanlar veya büyüklerimiz ne diyorlar? gördüğün haliyle dua et. O oh, maşallah seni iyi gördüm. Geçen sefere nazaran bugün daha iyisin maşallah. Yüzüne kan gelmiş, renk gelmiş. Moral ver. Moral takviyesinde bulun ona değil mi? Haleti, ruhiyesini takviye et. Yani bunlar bile işin içerisindeki güzelliklerdir. Öbür tarafta Rabbimizin yarattığı şeylerde, alemde olan şeylerde uğursuzluklar saymak katiyetle Müslümana yakışan bir şey değildir. Çünkü yaratan alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal'dir. Ya olan şeylerde hadisatta ne uğur vardır ne de uğursuzluk vardır. Ancak Resulullah buyuruyorlar ki وَمَنْ تَعَلَّقَ şeyin وُكِلَ اِلَيْهِ Bir kişi bir şeye eğer e, takılıp kalacak olursa ona havale edilir. Yani siz bir şeyde uğursuzluk sayacak olursanız bir şeyi uğursuzluk kabul edecek olursanız o işte bir uğursuzluk başınıza gelebilir, gelir diyor Peygamberimiz. Öyleyse ne yapacağız? Her işte uğur, her işte bereket. Tam yola çıkıyordunuz. Misal, arabanızın lastiği patladı. Vay efendim şöyle oldu, böyle oldu. işte bu, bu sefer de uğursuzluk öyle değil. Cenab-ı Hak Hazretleri beni oyalıyor. Bir kazadan beni Rabbim koruyor diye düşünsene. Her şeyde bir hayır var. شيء ذا بيرهايربه يا أَبَتْ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطْيِرَ أَوْ تُطْيِرَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ uğursuzluk hadisata uğursuzluk sayan veya bir başkası görüp de kendisi için uğursuzluk başkası tarafından uğursuzluk sayılan şeyler bizden değildir ve uğursuzluk getiren uğursuzlukta bulunan veya bir şeyi uğursuz sayan bizden değildir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri değerli kardeşler. Öyleyse konuyla ilgili olarak dikkat edeceğiz. İleride alacaktım bir konu ama bunun devamı gibi olacak bu. Ee, şimdi çocuklarımıza Nazar boncuğu takarız biz değil mi Veya arabamıza Evimize iş yerimize Nazar boncuğu takarız Hatta şimdi bu bir sektör haline geldi Bazen bakıyorum evlerin kapılarını Asmışlar böyle kocaman 20 santim çapında nazar boncuğu Ne olacak Onun ne faydası olacak Nihayet bir cam Cam parçası Mavi renkte yapılmış bir cam parçası ve öyle bir şeyden medet ummayı, nazar boncuğundan, şundan, bundan, hani çocukların köylerimizde vardır birçok şeyler, omzuna olmadık şeyi takarlar, şunu takarlar, bunu takarlar. Efendim, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok titizler ve dikkatliler. Bakınız, Ukbe bin Amir radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinden şöyle buyuruluyor. Men allaka temimeten fela etemallahu leh. Herhangi bir yere, herhangi bir şeye e, onu korusun diye nuska veya efendim işte nazar boncuğu takanın işini Allah tamamlamasın buyuruyor. Bakın bu konu hassas bir konu, dikkatli dinleyin. Bazen bir şey söylüyorum ben, sonra bakıyorum tamamen ters bir şekilde bana dönüyor. Hocam sen şöyle söylemiştin, niye böyle söyledin? Ya ben öyle söylemedim işte, dikkatli dinleyin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir kişi herhangi bir şeyden tesir bekleyerek bir yere bir şeyi takacak olursa de işte nazar boncuğudur, midye kabuğudur, şudur, budur, filandır, falandır. فَلَا اَتَمَّ اللّٰهُ لَهُ Allah onun o işini tamamlamasın. وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللّٰهُ لَهُ Hani denizden çıkarılan bir midye kabuğu gibi veya sedef gibi bir şeymiş bu veda. Onu onu da e, cahiliye döneminde efendim takıyorlarmış çocuklara filan. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu hayırla tamamlamasın diye buyuruyorlar. Resulullah dua ediyorlar. Men fakat eşrake bir şeyden medet umarak bir kişi bir yere bir şey asacak olursa fakat eşrake Allah'a şirk koşmuştur diye de buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Men allaka şeyyen vukile iley bir şeyi beni korusun, beni muhafaza etsin, arabamı korusun, evimi korusun, iş yerimi korusun diye bir şeyi bir kes, bir kişi bir yere asacak olursa ona havale edilir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri. Yani Cenab-ı Hak gazetleri onun korunmasını o nazar boncuğuna, o işte o acayip şeye biliyor musunuz Anadolu'da bilmiyorum şimdi top, mesela eski ayakkabı asıyorlar. Eskimiş bir ayakkabı asıyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Sonra da ne, ne işe yarıyor bu? O, o diyorlar bizi korur. Neuzübillah şirk. Alemlerin yüce Rabbi varken eski ayakkabıya, nazar boncuğuna veya midye kabuğuna veya şuna veya buna niye havale ediyorsunuz ki meseleyi? Yalnız babacığım şuna müsaade ederdi. İsabet ayın nazar gerçek ya, hak ya, eğer bir yere, yalnız bakın bu çok önemli, bu noktayı iyi tutun, iyi anlayın, iyi amel edin. Bir yere bir nazar boncuğu asarsanız ve de şöyle düşünürseniz, iyilik ve kötülük, hayır ve şer Allah'tandır. Yaratıcı sadece ve sadece Cenab-ı Hak Hazretleridir. Ama benim astığım bu şey dikkat çeksin de gözdeki nazarı önce orası alsın. Cenab-ı Hak bunun vesilesiyle korusun diye asarsanız tesiri sebebi Allah'tan bilirseniz o zaman mahsurlu değildir. Yaratıcı Allah'tır. Halik alemlerin yüce Rabbidir. Ama hakikaten isabet ayında var. Nazarda var. Biz yani ne olur yanlış anlamayın yaşayarak görüyoruz bu tip şeyleri. Ama öyle bir şey var ki siz onu hani o insanların nazar nedir? Gözdeki bir şuadır. Gözden karşı tarafa aktarılan, gözden karşı tarafa tesir eden bir efendim ee, zararlı bir ışındır. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin konuyla ilgili hadisi şeriflerini ben daha önce size aktardım. İhtiyaç olursa tekrar aktarırız. Hatta bir yolculukta gidiyorlardı. Sahabe-i kiram efendilerimizin böyle bembeyaz güzel bir teni vardı. Bir sahabi bir kenyanda gusül abdesti alırken yine sahabeden bir zat gördü. Nazar değdi maşallah demedi. Maşallah barek Allah la kuvvete illa billah demedi. O anda hastalandı ve düştü. Dediler ki ya olarak kardeşimiz elden gidiyor. Koşturdular. Müslim hadisidir ha. sahih Müslim'de geçen bir rivayettir. Dediler ki ya Resulallah gidiyor kardeşimiz elden çıkıyor. Ne tahmin ediyorsunuz? İşte herhalde falan arkadaşımızın nazarı dedi. Derhal ona bir su döktürün. Bu ayrı bir konu. O su dökündü. Getirdiler onu üzerine döktüler o kardeşlerinin. Bu konudaki eserlere müracaat ediniz. Ayıldı. Hiçbir şey olmamış gibi rahatladı. Şimdi isabet ayin hak olduğuna göre, nazar gerçek olduğuna göre efendim o gözdeki zararlı şeyi o zararlı ışını önce o alsın da Cenab-ı Hak Hazretlerinin izniyle zarar vermesin diye sağlam bir ve temiz bir niyetle bir şey takılacak olursa Rahman o itikada inanca zarar getirmez. Yavrularınıza nazar boncuğu takacak mısınız? Bu niyetle takın. O boncuk korusun diye takmayın. Veya işte iğde dalı takacak mısınız? midye takacak mısınız? Evinize şunu bunu takacak mısınız? Mesela Anadolu'da ki bu konuda zayıf bir hadisin olduğu söylenilir. Anadolu'da çirkin şeyler asarlar meyve bahçelerine, üzüm bağlarına. Niye? Ama eski insanın bilir bunu. Sebebi Allah'tan bilir. İlk defa bakanın gözü oraya takılsın da o çirkin şeyi görsün. Gözündeki zararlı ışın oraya gitsin, bağa zarar vermesin, nazar değmesin diye. Ve bir kardeşimizde kendisinde, arabasında, evinde ne bileyim. Mesela bir kardeşiniz yeni bir araba almış. Tertemizde yıkmış, e, özür diliyorum. Tertemizde yıkamış, piyasaya çıkmış. Biniyor arabasına tertemiz. Gördüğünüz zaman tanıyın tanımayın. Maşallah, allah la kuvvete illa billah deyin. Bir kardeşinizin evine gitmişsiniz. Yeni ev tefriş etmiş, döşemiş. Kapıdan girerken maşallah, allah la kuvvete illa billah deyin. Yeni bir yavrusu dünyaya gelmiş, size tanıtıyor, veriyor. Yavruyu elinize aldığınız zaman o, o masum yavru, o tesirlere, dış tesirlere o kadar açık ki çabuk nazar değir. Kucağınıza alırken maşallah, varakallah la kuvvete illa billah deyin. Gördüğünüz değişik bir şeyde gözünüzün takıldığı ve dikkatinizi çeken, sizin dikkatinizi celbeden bir şeyde maşallah, varakallah deyin ki Cenab-ı Hak bereket ihsan etsin. Kıskanmayınız. Bu kadarcık şeyi kardeşlerinizden sakınmayın. Ama Rabbim muhafaza buyursun işte nazardan korusun, tehlikelerden korusun, şundan korusun, bundan korusun diye bir şey takacak olursanız o şirktir. Hatta ben nuska konusunu yani nuska veya muska konusunu daha önce işlemiştim. Sahabe-i kiram efendilerimiz okuyamayacak ayetleri rukye yapılacak, okunacak ayetleri okuyamayacak kadar küçük olan çocuklara veya okuyamayacak olan ümmilere, bilemeyenlere, küçük çocuklara o duaları yazıp asıyorlardı. Nuska da asılabilir. Yani onun hepsi de kötü veya tehlikeli de değildir. Daha önce söylediğimizi şimdi nakzetmiyoruz. Ama tesiri ondan değil. Onun bereketine, o duanın, Fatiha'nın bereketine, ihlasın, felak ve nasın bereketine Cenab-ı Hak Hazretlerinden beklemek. Tamam mı efendim? İyi anlatabildiğimi tahmin ediyorum. Bu nazar boncuğu konusuna da aman dikkat edelim. Evinizin kapısını asmışsınız, arabasını as, arabanıza, dükkanınıza asmışsınız. Ondan tesir bekliyorsunuz. Bu beni koruyacak dediniz mi Allah korusun korkunç tehlikedir. Tamam mı efendim? Öyleyse Bundan sonra dikkatli olacağız. Herhangi bir şeyi uğursuz saymayacağız ve de dikkatli olacağız. İşimizde, inancımızda son bir konuyu daha bugün ele alıp meseleyi sohbeti tamamlamak istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi bize çokça sorulan sorulardan biri de bu resim ve heykel konuları hala kaç defa izah ettiğimiz halde kardeşlerimiz soru sormaya devam ediyorlar. Biliyorsunuz İslam değişik sebeplerle hele hele geçmişteki putperestliğe e, karşı olduğu için resim ve heykeli katiyetle yasaklamıştır. Hoca kardeşlerimden meseleyi e, daha titiz tetkik etmek isteyenler son Osmanlı Şeyhül İslamı Mustafa Sabri Efendi'nin meseleler diye tercüme edilen kitabından resim ve heykel meselesinin bölümünü okumalarını tavsiye ederim. Yalnız hadis-i şeriflerden bazılarını şimdi söyleyeceğiz. Şimdi müminlerin, Müslümanların evlerinde maalesef korkunç bu konuda dalgınlıklar var. Geçen de çocuklar vesilesiyle bunu söylemiştim. Veya cenazeler vesilesiyle hani ölümü beklenen bir kişinin sekerat-ı mevt diyoruz ya o haldeki bir kişinin bulunduğu odada resim, heykel, işte biblo, küçük hayvan filan falan olmasın demiş idim. Bu konuya açıklık getireceğimizi söylemiştik. Bu konuyla bugün tamamlayacağız inşallah. Rahman. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "İnnellezine yasnaun hadihi's-suvar" resimler vardı. Bu resimleri yapanlar var ya, resim yapanlar, canlı hayvan resmi, canlı insan resmi, tam insan resmi yapanlar, o ressam olup da tam, ismi, isla, e, tam insan veya tam canlı hayvan resmi yapanlar. Yunad vebuna yevmel kıyameh, lehum ahyu ma halaktum." Kıyamet gününde azap olunurlar ve onlara denilir ki şu yaptığınız, şu çizdiğiniz şeyleri hadi bir diriltin bakalım. Allah ibn Abbas radıyallahu radıyallahu anhuma öyle söylüyorlar bir türlü diriltemez de bir türlü ona ruh veremez de can veremez de bu sebeple de dünya kadar azap çeker çile çeker diye buyuruyorlar. Öyle olunca müminlerin evlerinde, levhalarında, efendim e, koltuklarında e, veya işte değişik yerlerinde resimli levhalar, resimli şunlar bunlar olmayacak. Olmayacak. Hele hele şimdi müminlerin evlerinde. Mesela geçen de de söylemiştim ya küçük bir hayvan maketi. Hoşuna gitmiş almış onu bir kenara koymuş. Öyle o küçük filler var biblo değişik seramikten yapılmış ne bileyim işte peluştan yapılmış kuzular var ayıcıklar var küçük küçük köpek yavruları var filan. Bunlar tamamen sakıncalı şeyler. Tamamen sakıncalı. Müminlerin evlerinde asla olmamalı. Duvardaki resimler mesela eskiden o geyik resimleri falan olurdu halılardan. Onlar fevkalade sakıncalı. Hele hele Allah korusun namaz kıldığımız yerde kıble tarafındaki e, duvarda olacak olursa tamamen tehlikeli. Katiyetle onu oradan kaldırmalı. Sağda ve solda olursa mekruh ama katı bir mekruh. Asla doğru değil. Arkada bile olursa mekruh diyor kitaplarımız. Müminin evinin duvarında insan boydan insan resmi veya canlı hayvan resmi asla olmamalıdır. Şimdi vitrinlerde falan öyle o boy resimleri falan var. Onlar falan asla doğru değil. Doğru değil. Yani selefimiz vesikalık resim bile konusunda bile fevkalade dikkatli olmuşlar. Dikkatli olmak lazım diye söylüyorum. Hazreti Ayşe annemizden şöyle bir rivayet var değerli kardeşlerim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evde değillerdi, dışarıdalardı, belki bir yolculuktalardı. Sallallahu aleyhi ve sellem yokken Ayşe annemiz bir kumaş aldılar. Evde bir raf vardı, küçük bir dolap gibi, raf gibi bir şey vardı. Onun üzerine bir perde yaptılar. Aleyhisselatü Vesselam geldi kapıya durdu bir baktı ki orada bir perde var ama üzerinde resim var. Değişik rivayetler var. Bir rivayette yüzü Resul-i Ekrem'in değişti, rengi değişti. Kapıda durdular, girmediler içeriye. Girmedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri içeriye. Konuyla ilgili olarak Ettergibi ve Terhib'de hoca kardeşlerin baksınlar bir başlık var. Ve de e, arzu edenler oradan bütün bu hadis-i şerifleri fazlasıyla alabilirler. Kaç tane hadis-i şerif var orada? Resulullah buyurdular ki nedir bunlar ya Ayşe? Derhal onları izah ediniz. Bir rivayete göre belki birkaç defa mı oldu? Birkaç defa olması pek makul görünmüyor. Rivayetler değişik galiba. Çünkü Ay Ayşe annemiz bunu bir defa görmüşse bir daha yapmamıştır. E, derhal onu aldılar, kestiler, parçaladılar ve yastıklar yaptılar. Diğer bir rivayeti aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri kendileri kestiler. Yani onlar bir türlü kesildi ve parçalandı. O resimler bozuldu. Kesilince tam e, resim olmaktan çıktı. Ve de buyurdu ki aleyhissalatü vesselam... Kıyamet gününde azabı en şiddetli olanlar Allah'ın yaratması ile yarışanlar. Yani Allah işte yaratıyor. Ben de onun gibi bir şey yaptım der gibi sanki Allah ile e, boy ölçüşenler veya işte Allah ile yarışta olanlar bir şey yarattığını iddia edenlerdir buyurdu aleyhissalatü vesselam. Dedim ya resimden dolayı hadi bakalım yarattığına veya işte o yaptığına ruh ver denilecek. Veremeyecek pişman olacak. Kesildi o yastık yapıldı. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem böyle şeyleri asla arzu etmiyorlardı. Ve buyuruyorlardı ki ya bakınız ne kadar önemli değerli kardeşlerim şimdi müslümanlar birçok şeyde gevşediler birçok şeyde işi sulandırdılar bitatler maalesef sünnetlerin yerine geçti evlerimizdeki o haller başta ben sonra e, cemaatimden kardeşlerimden böyle noksanları olanlar varsa izale edelim inşallah Cenab-ı Hak hazretleri bize rahmetiyle muamele etsin resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar innel beytel lezi fihi suvar la tedhuluhul melaike. içinde Buhari ve Müslim'in ittifakla bazen böyle kaynakları söylüyorum ki rahat edesiniz. Acaba hocamız nereden alıyor bu hadis-i şerifleri diye. Efendim tergibden alıyorum ama orada da Hazret söylemiş. Müttefakun aleyh bir hadis-i şerif. İçerisinde resimler olan, tüm resimler olan evlere melekler girmezler buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. E yani melekleri kendi elimizle niye evimizin dışına çıkaralım ki? Niye saf dışı edelim ki onlara değerli kardeşlerim? O resim ne olacak? Ne gerek var? Kaldırın onu. Hatta geçen defa da söylemiştim. O gazeteleri bile okuduktan sonra kaldırın, yok edin. Evin içinde ortada durmasın onlar. Çünkü gazetelerde her çeşit resim var. Geceleyin rahmet melekleri girmezler evimize. Evet, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma da her ressam her her ressam derken yani öyle bile bile o, o resimleri yapanlar finnar cehennemdedir diyor. Yani canlı insan canlı hayvan resmi yapanlar. Yapacaksan sahabeden bir zat bunu sormuştu Abdullah İbn Abbas'a ben böyle resim yapıyorum gel dedi. Geldi yaklaştı gel daha gel daha gel kendine çağırdı diyor omuzlarından tuttu sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğum bir şey söyleyeyim mi? Evet her ressam, her resim yapan yani canlı varlık resmi yapan cehennemdedir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Eğer yapacaksan, eğer yapacaksan ağaç resmi yap. Canı olmayan, ruh olmayan dağ, taş, deniz, ne bileyim değişik manzaralar yap. Orada canlı varlıklar olmasın dedi. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma efendilerimiz. Çocuklarımız mesela resimle meşgul olabilirler. Sanat geliştirmek için ne bileyim el becerilerini artırmak için veya ödev olabilir. Onlarda hayvan resimleri olmasın. Çocuklarımızı öyle yönlendirelim. Öyle yönlendirelim. Ben hatırlıyorum. Bir zamanlar Konya İmam Hatip Okulu'nda bir kıyamet kopmuştu. Yıllar evvel belki 50 yıl oldu tahmin ediyorum. Sebep işte resim hocasının gelip de hadi çocuklar bugün melek resmi yapacağız demesinden hadiseler çıkmıştı. Bazı hocalarımız, bizim hocalarımız sıkıntı çekmişlerdi. Değerli kardeşlerim demek ki evde resimler varsa, hele hele o biblolar varsa, yani o küçük putçuklar öyle diyeyim, işte hayvan şekilleri veya işte değişik şeyler o seramiklerden filan. Resimler varsa, timsaller varsa oralara melekler girmiyormuş. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri ikaz ediyorlar. Öyleyse biz de koymayı verelim. Koymayı verelim değerli kardeşlerim. Hatta mesela Kabe-i Muazzama'nın resimleri, orada belirgin suretler varsa, insan resimleri varsa büyüklerimiz onlardan bile sakınmaya çalışmışlar. Hani Kabe'nin etrafında tavaf eden insanlar var. Onlar bile böyle. Camilerimizin resimlerini asabiliriz. Beytullah'ın resmini asabiliriz. Resulullah'ın kubbe hadrasının resmini asabiliriz. Bazen çok güzel yağlı boya tablolar oluyor mesela. Çok güzel emek çekmiştir ressam. Efendim işte orman resmidir, kır resmidir, deniz resmidir. O tip şeyler olabilir. Onlarla duvarlarımızı süsleyebiliriz. Yalnız duvarlarınızı süsleyecekseniz ayatı ilahiye ve de Resulullah'ın hadisleriyle hüsnü, hüsnü hatla tesiple şimdi mesela ebru var diyeyim efendim değişik sanatlar var ve hüsnü hat var. Hem de o meslekle meşgul olan kardeşlerimize teşvik olur. Varsın pahalı olsun. Alın onlardan gücünüz varsa eğer evlerinizi son bir hatıra ile tamamlayayım bugün. Bir gün benim de haberim yok. O bir Türk hat, hat sanatı şaheserleri diye büyükçe bir kitap var. Babacığım oradan bazı sayfaları yırtmış böyle güzel meşhur hattatların levhalarını. Bir kardeşimizi çağırmış. Demiş bunları bana levhalattırın. Onlar da ben Konya'da değildim. Onlar da levhalattırmışlar. Kendi eliyle kütüphanesine çakmış onları. Şöyle levhaları çaktık. Karşısına da geçtik. Baktım son levhayı çakıyor. Ben de gelmiş oldum işin üstüne. Babacığım dedim keşke bana haber verseydiniz. Size zahmet ettirmezim. Ben dedi kendi elimle yapmak istedim bunları. Kendi elimle çaktım. Sonra karşısına geçtik değerli kardeşlerim. İnanın böyle o levhalar ayatı ilahiye. İşte Rabbi yesir, Asr Suresi, Fatiha Suresi. Değişik dualar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili sözler filan ama hüsnü hat diyoruz değil mi efendim? Hatlatlarımız emek çekmişler ona. Ağladı ve dedi ki Abdurrahman evladım dedi. Yarın Cenab-ı Hak Hazretleri biz bu levhaları astığımız için bile bir kulunu bizi cennete koyar inşallah. Siz evinizin duvarlarına putları şunları bunları asmadınız da benim ayetlerimi evinizin duvarına süs olarak astınız diye Cenab-ı Hak Hazretleri razı olur. Bununla bile kişiyi insanı Rabbimiz cennete koyar diye inanın böyle Allah şahit ağlayarak söylemişti babacığım ve çok mutlu olmuştu. Duvarlarımızı süsleyeceğiz de süs mü yok dediğim gibi o ebrular var, o değişik güzellikler var ve de hat sanatıyla evlerimizi süsleyelim. Cenab-ı Hak ayetleri rahmet ve bereket unsurudur inşallahurrahman yatak odalarında mesela ayet el kürsi fatiha yukarıda olursa saygı için olursa biiznillah hiç mahsurlu değil tamam mı efendim yatak odasında olsa bile biz orada yatıyor olsak bile sırf saygı için sırf Rabbimizin ayeti odamızda olsun için yapıyorsak bir izle ameller niyetlere göre ya büyüklerimiz söylüyorlar saygısızlık olmaz inşallah rahman. Gelecek haftada da Rabbim nasip ederse buna benzer konular üzerine durmaya devam edeceğiz. Şayet Rabbim ömür verecek olursa. Dualarınızı istirham ediyor. Hepinize uzaktaki yakındaki bütün dostlarıma selamlar diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun. Şaban-ı Şerif ayımızda mübarek olsun efendim. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.